Evet, sevgili izleyenler, bugün de Elazığ Basketbol Spor Kulübü'nün antrenmanındayız. Onlar da lige hazırlanıyorlar. Şu anda hocam kaç gün oldu başlayalım? Valla bizim 8 gün oldu. 20'sinde toplandık. Siz biraz erken toplandınız. Biraz erken toplandık. Genç takımız. Evet, ondan erken dolayı. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Evet. Hayırlı olsun hocam. Sağ olun. Yeni sezon. Şöyle söyleyeyim hocam, önce bir kendinizi tanıtırsanız bize, neler söyleyeceksiniz, buradan başlayalım hocam. Güray Kurtuluş ben. Elazığ'da bu sene inşallah Allah'ın izniyle 3. sezonum olacak. 2 şampiyonluk var. İlozo'ya dair de ben şampiyon yapmıştım, lige çıkartmıştım. Evet. Geçen sene de Elazığ basketbolu çıkarttım. Artık ev sahibiz yani. Sabahın izniyle 3. sezonumuz olacak. Güzel bir kadro kurduk, gençlerden oluşan. Mücadeleyi 40 dakika boyunca bırakmayan. Savaşan bir takım yarattık. Tabii ki hatalarımız olacak. Belki son sahnelerde çok maç kaybedeceğiz. Ama arada kalan oyuncuları aldığıma inanıyorum. Evet. Yani parlama, yani herkesin ortak kararı. Hedef koyulmuş, altyapıdan bu oyuncu amil takım oyuncusu olabilir demiş. Arada kalan oyuncular, genç takımla A takım arasında kalan oyunculardan oluşan bir takım. 3 tane oyuncumuzu geçen seneden tuttuk. Kaptan Zeynep, Betül ve Nurhan'ı. Diğer üyelerimizi yaptık. Günde çift antrenmanla sezona hazırlanıyoruz. 13 Eylül'de kupa var. En iyi şekilde oraya hazırlanacağız. Bu sene bizim, yani geçen sene şampiyonluk hedefimiz. Bizim öyle bir hedefimiz yok. Evet. Yani ligde kalmak hedefimiz bizim. Gençlerden oluşan güzel bir seyirci desteğiyle burada alabildiğimiz kadar maç alıp elimizden geleni yapacağız. Evet. Size döneceğim, önce bir de yöneticimizi tanıyalım. Yeni bir kulüp. Kendinizi tanıtırsınız. Tabii ki. Neler söyleyeceksiniz? Ben Serhat Uğurtaş. Elazığ Basketbol Kulübü As Başkanı ve Spor Sözcüsüyüm. Basın Sözcüsüyüm. Hocamızın da ifade ettiği gibi yeni bir takımız. Yeni sayılır. Amacımız öncelikle Türkiye Kupası'nda bir yerlere gelebilmek. Elimizden geldiğince bir başarı yakalamak. Ondan sonra lige konsantre olup yolumuza devam edeceğiz. Tabii Elazığ basketbola uzak değil. Evet. Bir kardeş kulübümüz vardı. Özel İdare Hocam'la çalıştı. Belki birileri için potansiyel mi diye düşünülebilir. Siz evet. de yenisiniz Serhat Bey bu işin içerisinde. Evet. Siz yönetim kurulundan bahsederseniz tabii ki. Kimler var? Tabii. Bu işi nasıl yürütmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Bir bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi başkanımız Hüsnü Öztürk. Ben As Başkanım. Yine Süleyman Başkanımız var. Doktor Kaan Bulut var yönetimimizde. Birkaç tane de arkadaşımız var. Hepimiz amatör ruhla bu işe gelmiş insanlarız. Daha önceki konuşmalarımızda da bunu defaatle belirttik. Hem Elazığ'da hem Türkiye'de bir futbol hegemonyası var. Yani hepimiz çocukluktan başlayarak bugünlere kadar basketi hiç belki bilemedik, oynayamadık. Buna fırsatımız olmadı. Hepimiz mahalle arasında futbol oynamış insanlarız. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi son yıllarda basketbolun geldiği nokta ortada. Amerika'dan gelen bir rüzgar var, öyle diyelim. NBA diye bir çok büyük bir lig var. Çok büyük, devasa bütçeleri olan, büyük kaynaklar aktarılan ligler. Tabii Türkiye onların arasında daha küçük çaplı bir lige sahibiz. Ama tabii basketbol anlamında bizim de başarılarımız var. Efes'in yarattığı rüzgar var yine. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin, Efes'in. Elimizden geldiği kadar hem Elazığ halkına, Doğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'da da biz tekiz malumunuz üzere. Özel idare ile beraber başka kulüp yok. Evet. Nereden sonra yok? Kayseri'den, Malatya'dan, Ankara'dan sonra mı yok? Doğu, Güneydoğu'da yani. Yokuz, tekiz. Mardin'de yok diyelim. Hiçbir yerde yok. İşte Adana sizin. Evet. Bizim Adana, en son Kayseri. Evet, orada bu yanı yok. Bunun içinde bir mücadele ediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Ama zor bir işe girmişsiniz. Çok, çok zor. Bu zoru herhalde İnşallah başaracağız. Umudumuz o yönde. Evet, yani yönetimin genelde buradan oluşuyor. Evet. Teknik kadrodan biraz bahsedersek, tabii hocam ki. Siz neler söyleyecek? Yine aynı şekilde staffımıza devam ediyoruz. Sadece bir tane Mersin'den bir onu
Gölgeç diye bir arkadaşımızı birer takviye ettik. Aynı şekilde stafımız devam edecek. İşte masörümüz, fizyoterapistimiz falan hepsi el adım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Başka bir şeyimiz yok. Stafta aynı şekilde devam edeceğiz. Hocam kadro, tabii bu işler biraz artık bölgeselden evet. Profesyonelliğe çıktınız. Yani profesyonel demeyelim mi yani? Ya doğru. Biraz daha burası evet. ciddi bir yani giderleri olan bir lig. Evet. Ufak da olsa gelirleri olan bir lig. Evet. Yani alt tarafla alakası olmayan ciddi bir aslında gider olacak. Çünkü deplasmanlar çok buraya göre uzak. Evet. Maliyetler çok arttı malumunuz. O yüzden en iyi şekilde halledeceğiz. Tecrübenize dayanarak hocam bu iş nasıl gider? Yönetimle mutlaka konuşuyorsunuz. Konuşuyoruz. İltibat halindeyiz evet. Devamlı. Şimdi biz de zaten bu olayları göz önüne alınarak bu takım kuruldu. Bütçemizi evet. Aşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatalım felsefesiyle yola çıktık. O yüzden böyle bir genç kadro kurduk. Hem devasa paralar yok. Bütçemizi aşmayacak şekilde konuştuğumuz şekilde şu anda bütün her şeyimiz devam ediyor. Ayın 1 Eylül'de de Amerikalımız gelecek. Takıma katılacak. 13 Eylül'de en iyi şekilde hazır olacağız. Hocam tek Amerikalı birlikte bir yabancı oynatabiliyoruz. Yani tabii şampiyonla oynayan takımlar Filadelfia'da yaptığımız gibi iki yabancı alıyor. Birini oynatıyor, birini tribünde oturtuyor. Evet. Karşı takımın maç şeyine göre meç atlıyor. O şekilde olabiliyor. Ciddi bütçe olan takımlar böyle yapabiliyor. Şunu da öğreneyim. Kadromuz hemen hemen oluştu mu yani? Oluştu. Bir tane genç sayılabilecek. Bir tane de Federasyon Kupası'ndan sonra tecrübeli isim birine bütçemiz uygunsa almayı düşünüyoruz. Alamasak da bu şekilde yola devam edeceğiz. Yani. Evet. Sevgili Serhat şöyle söyleyeyim. Siz yönetim olarak kendinize bir bütçe belirlediniz. Tabii destek şart. Destek bulabildiniz mi? Yani şu ana kadarki tecrübeniz neler getirdi size? Biz fazla bir destek bulamadık. Bulabileceğimizi de pek tahmin etmiyoruz açıkçası. İşte hocamızın ifade ettiği gibi federasyon gelirlerimiz var. Ama tabii ki bunlar giderlerimizin yanında ciddi bir kazanım sağlamayacak bize. Biz yönetim olarak artık elimizi taşın altına değil, hani her yerimizi, bütün gövdemizi, bedenimizi koyduk. İşte amacımız Elazığ halkına, Elazığ'a, belki Doğu Anadolu'ya basketbolu sevdirmek, gençlerimize yeni bir spor alanının varlığını hissettirmek. Tabii herkes biliyor ama tamamen amatör ruhla başlayıp profesyonelliğe doğru evrilme çabasında olan bir kulübüz şu an. Hocam, tabii sizin de tecrübelerinize dayanarak bölgede basketbol, işte Ali Hoca'nın bir okul takımı vardı. Oradan gelen bayan öğrenciler vardı. Onun dışında biz fazla göremiyorduk. Yani okul takımları da diyelim ki bayanlar da katılsa, okullar arası biliyorsunuz ligler vardı. Birkaç okul katılıyordu. Elazığ'da siz bir potansiyel görebildiniz mi? Yoksa bu potansiyeli harekete nasıl geçer? Şimdi üst olmadan alt olmaz. Evet. Şimdi ilk başta bir hedef göstermemiz lazım. Bence potansiyel var. Bir de yani bu tarafın halkı, yani bizim kızlarımız çok güçlüler bir kere. Doğuştan güçlüler. Böyle evet. Bir avantajı var. Ama işte bunlara maalesef futbolda olduğu gibi de altyapı mantığı, bütçe ayrılmıyor. Şimdi biz bu zor durumda işte Sayın Başkanım dediği gibi A takıma zor bulunuyor yani. Altyapıya şu andaki oraya şey gözüyle bakılıyor. Yani Angarya. Atatürk. Bakılıyor. Evet. Halbuki aslında öyle bir şey yok. Altyapıyı da canlandırma ama bunların hepsi imkan. Hepsi imkan. Salon için ayrı imkan lazım. Salonun müsaitliği işte yeni salon durumu Ekim Kasım ayında bitecek diyorlar inşallah. Evet. Oraya geçeriz. Yani çok sıkıntılar var bu yönde. Ama bence altyapıya yönelirse buradan çok iyi oyuncular çıkabilir. Milli takıma bile oyuncu çıkartırız yani. Buna inanıyorum ben. Güçle alakalı. Oraya yatırılan yatırım işte bunlar hepsi birbirine bağlı yani. Parametreler, beslenme, gıda,
sporcu gibi besleniyor mu? Hangi şartlarda gelip gidiyor? Yani bunlar hepsi yatırım. Paraya. Evet. Hocam burada oynayacağız değil mi maçlarımızı? Şu anda yani yeni salon bitinceye kadar burada oynayacağız. Evet. Ama yeni salon biterse Ekim, Kasım artık ne zaman oraya geçmeyi düşünüyoruz. Grubu nasıl buluyorsunuz hocam? Grup şu anda daha fikrimiz çekilmedi. Yani herkes ligde birbiriyle oynayacak ama Federasyon Kupası kuralları 24 Ağustos'ta da 30 Ağustos'a alındı. Komple 30 Ağustos'tan sonra artık yolumuzu, haritamızı belirleyeceğiz. Maç maç hazırlanacağız. Kaç takım oluşuyor hocam? 16. 16 takım. 15 çarpı 2, 30 maç yapacak. 30 maç yapar. Yani Allah'tan biri deplasman değil burada. Evet, önemli bir avantajlar iki Elazığ takımı oynayacak. Şu nedenle soruyorum hocam, tabii bu işlerin de maliyeti var. Tabii ki. Deplasman çok değerleri arttı. Var. Çok arttı. Evet. Yani buradan otobüsle seyahat edip deplasmana gideceğimiz yani takım sayısı çok az. Çok az. Hepsi de uçakla gitmek zorunda. Evet. Hocam kadromuz şu anda kaç kişi? Şu anda 9 kişi, bir tane de sakatımız var. 10. Genç Elazığlı bir kızımız var. 10. Amerikalı gelecek 12. 12. Yeterli mi hocam? Yeterli değil. Bir iki genç arkadaşımızın yerine takviye yapacağız. Takviye yapılacak evet. Diyorsunuz. Teknik ekiple ilgili soruları bitireyim. O yüzden diyorum hocam, siz de çalışıyorsunuz. Ben. Çalışmalar hakkında neler söyleyeceksiniz ben hocam? Her gün çift mi? Çift yapıyoruz. Çift yapıyoruz. Sabahları iki gün atletizm yapıyoruz. İki gün kuvvet yapıyoruz. Akşamları tamamen basketbol yapıyoruz. Çok çalışmaya ihtiyacımız var gençlerimiz. Çok hata yapıyorlar. Onları da pekiştirelim. En iyi şekilde hazırlayacağız. Antrenmansız olmaz. Ben antrenmana inanan bir antrenörüm. O yüzden de sezonu biraz erken açtık. Millete göre, bana göre normal ya. İnsanlara göre erken oluyor. O yüzden çalışıyoruz. Şurada bir ay sonra, bugün ayın 4'ü, 13'ünde bir ay sonra kupa maçı var yani. Hazırlamamız lazım. Daha bunun hazırlık maçları, periyotları var. Hazırlık maçı yapabilecek misiniz hocam? Vallahi düşünüyoruz. Bir bakalım bir projemiz var. Olursa belki bir iki takımı buraya çağırıp bir 4'ü bir turnuva gibi. İlozeyi verebilir. İçimiz takıp beraber. Kardeş takımımız sonuçta. Bir sıkıntımız yok. 4'lü bir takım olabilirsek bu şehrin avantajı da olabilir yani. Evet. Diye düşünüyorum. İki takımız. Gelenler bizle maç yapıp gidebilirler yani. Hem sizin için iyi olur hem şehir için. Aynen, aynen, aynen. Bir de hocam erkek basketbol takımı yok. Elazığ'da. Urfa'da vardı, bu tarafta vardı ama şu anda erkeklerin maliyeti daha çok arttığı için bence bayan basketboluna yöneliyordu yani. Çünkü erkeklerin maliyeti tamamen iki katına bile çıkartamaz. Çok arttı. Maliyet açısından. Maliyet açısından çok farklı. Onu yani çok ciddi bir sponsor bulunması lazım. Sponsorluk konusunda tabii Elazığ'da firmalar biraz geri duruyor. Buradan Elazığlı firmalara, sizin tecrübelerinizle neler söyleyebiliriz? Ya vallahi söylüyoruz, ulaşmaya çalışıyorlar sağ olsun başkanlarımız, yöneticilerimiz ama ben gene de maçlar başladıktan sonra, şu ara bence ölü bir sezon, bir şey izah edemezsiniz. Ama Eylül'de maçlar başladıktan sonra ben biraz destek bulacağımızı, gerekli desteği bulacağımızı zannediyorum. Eylül'den sonra. Göç gide gide güzelim. Aynen. Misali. Aynen. Yola çıktıktan sonra çünkü insanlar sonunda bir şey görmüyor. İş adamlarımız bazı büyük firmalar görmek istiyorlar. Bir yürüsün diyorlar. Biz destek veririz diye bir düşünceye sahipler. Benim gözlemlediğim. İnşallah umut ediyorum. Yani. Evet. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bizim ederim. Unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Seyircileri maçlarımızda bekliyoruz. Özellikle iç saha maçlarında bir hakikaten deplasman atmosferini yaratmamız lazım. Evet, orası çok önemli. Önemli. Biz geçen sene de güzel seyirci yakaladık bu atmosferi. Bu sene de daha iyi olacağına inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz şimdiden. Bekliyoruz. Evet.
Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi sağ olun. Arkadaşları bekliyoruz. Tamam. Sorucu arkadaşlarımız gelecek. Evet Serhat Bey, ortam, çalışma ortamı gerekli oluşturdunuz. Tabii takım tabii. Çalışıyor. Tabii. Biraz bahsedersek, yani yabancı oyuncular var, evet. Hazırlı olmayanlar. Bunları nasıl idare ediyorsunuz? Şimdi biz geçen seneki çekirdek kadromuzdan 3 tane oyuncumuz var. Hali hazırlandıkta bünyemizde. Onun akabinde 6 tane yeni oyuncu transfer ettik. Şimdi malum çok yeniler. Bir ısınma durumundalar. Birbirlerini tanıyorlar, kaynaşıyorlar. İşte hocalarımızla, teknik ekibimizle. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İşte şimdi onlar basketbolun içinden gelen insanlar, kızların hepsi. Hocalarımız, hayırlı teknik ekip. Biz işin amatör tarafından gelip buraya monte olduk. İşte el birliğiyle, güç birliğiyle bu takımı bir yerlere getirmenin peşindeyiz. İkametlerini nasıl sağlıyorsunuz? İkametlerini arkadaşlarımızın hepsine ev tuttuk. Evet. İkişer kişi olarak kalıyorlar. Servisimiz var, sürekli antrenmanlara gelip götüren. Böyle yürütüyoruz. Evet. Onun dışında kulüp binası olarak nereyi kullanıyorsunuz? Yok, kulüp binası olarak şimdi bu yeni açılacak statla ilgili bir görüşmemiz var. Orada bir yer verilme durumu var. Onu bekliyoruz. Şu an onu takip ediyoruz. Onun dışında şu anda mevcut tabii, kendi bir tabii, tabii tabii tabii. Kendi iş yerlerimizde yürütüyoruz. Evet. Salon olarak da Gençlik Spor, Yakup evet. Kulis Spor evet. Salonu. Evet. Doğru. Maçlarınızı burada oynayacaksınız. Evet. Sponsor çalışmalarınız var mı? Sponsor çalışmalarımız Yusuf Bey var ama çok ümit ettiğimiz gibi gelişmedi. Yine de görüşüyoruz, bekliyoruz. İşte hocamızın da ifade ettiği gibi ligin başlamasıyla inşallah olgunlaşır diye düşünüyoruz. Öyle bir durum söz konusu şu an için sponsorlarla ilgili. Sizin yönetim olarak hedefiniz ne? Mesela ileriki yıllara da bu işi taşımayı düşünüyor musunuz? Şimdi tabii ki yani biz yönetimi oluştururken hani bu sene bu yönetim kalsın, ondan sonra gitsinler, yenileri gelsin amacıyla yapmadık. Yani uzun soluklu bir oluşum peşindeyiz. İlk sene için hedefimiz ilk önce Türkiye Kupası. Eğer Türkiye Kupası'nda da bir yerlere gelebilirsek, ondan sonra da bu sene için hedefimiz ligde kalabilmek. Lig için yani öyle işte şampiyonluğu oynuyoruz, çok ilk üçe gireceğiz falan gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü lig gerçekten çok profesyonel hekimleri bünyesinde bulunduran bir lig. Umarım istediğimiz gibi her şey gerçekleşir. Yönetimin bazı ziyaretleri oldu Elazığ'da, evet, ve evet. İstanbul'da değil mi? Evet, tabii İstanbul'da. Evet. Çalışmalar devam ediyor. Evet. Oradaki arkadaşlar bir şeyler de yapmaya çalışıyorlar. Kim var İstanbul'da? Şimdi İstanbul'da görüştüğümüz birkaç tane büyük firma var. İsimlerini pek zikredilmesini istemedikleri için burada ifade etmiyorum. Onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bakalım ondan sonra inşallah ligin başlamasıyla bir şeyler olgunlaşacak diye düşünüyoruz. Evet. Hemen hocam sporcu kardeşimizi gönderdi. Hemen seni tanıyabilir miyiz? Sevgili Mehmet, mikrofonu biraz daha öyle kalsın. Şöyle yapalım. Kalsın. Öyleyim mi? Biraz tamam. Yakın mısın? Yakın mısın? Evet. Ben Zeynep Yeşil. Geçen sezon da bu takımdaydım. Evet Zeynep. 97 doğumluyum. Mersinliyim. Bu kadar. Bu kadar. Güzel bir ortamınız var. Yeni sezona hazırlanıyorsunuz. Yeni bir ortam oluştu. Yeni bir lig. Sen bu ligde oynadın mı daha önce? Tabii ki. 8-9. sene. Evet. Yani evet, dediğiniz gibi genç ve güzel bir ortam oluşturduk. İyi enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Takım ortamımız gayet iyi. Yeni sezonun hazırlıklarımız da çok güzel devam ediyor. Üçüncü haftayı bitirmek üzereyiz. Üçüncü haftayı bitiriyorsunuz. Evet, bu hafta üçüncü haftayı bitiriyoruz. Yoğun bir tempo. Kesinlikle. Ama dinlenme de var. Bu sabah baktım bir tabii tekne turu gezisi de yapmışsınız. Evet. Tabii ki, evet. Evet, ortamla ilgili bir konuşursan neler söyleyeceksin? Yani şöyle, takımın en büyüklerinden bir tanesiyim. Maşallah. Ben en küçüklerinden biri zannediyorum. Yok, yani ben de hani 25 yaşındayım ama takımın en büyüklerinden bir tanesiyim.
Geçen sezona göre çok daha genç ve dinamik bir takım oluşturduk. Ya çok güzel bir ortam. Hem arkadaşlık hem şey, kızların hepsi de planta gibi insanlar. Çok güzel bir ortam var. Enerji yakaladık yani. Güzel bir enerji yakaladık. Güzel bir enerji yakaladınız. Elazığ'ın size bakış açısını sorsam. Yani şöyle, geçen sene ben de örnek vereyim. Bu sene çok bir daha şey yaşayamadık ama geçen sene pazara gittiğimizde bile esnaf sahipleniyordu bizi. Yani sürekli bu hafta maçınız kaçta, gelelim, nerede diye. Her şekilde, her yerde, gittiğimiz her yerde hem takdir topluyorduk, hem beğeni topluyorduk. Sağ olsunlar bizi sahipleniyorlar. Komşular dahil. Bir şey istiyor musunuz? Kızlarcanız bir şey isterse yapalım falan diyorlar. Sağ olsunlar yani. Elazığ halkı bize kucak açtı. Çok teşekkür ediyoruz onlara da bunlar. Burada da klasik Elazığ misafirperverliğini perçinlemiş, evet, olduk. Ve onu devam ettiriyoruz yani. Yani öyle olması lazım. Evet. Elazığ'a yakışan bu. Yakışan bu. Evet. Taraftarlarla neler söyleyeceğiz? Zeynep, şey, gelip desteklemeler için daha henüz var ama olsun, evet, şimdiden bir mesaj verelim mesela. Sizin de meyveniz taraftar değil mi? Tabii ki de. Yani geçen sene taraftarlar sayesinde evimizde çok zor maçlar kazandık. Tabii ki de onların desteği ve enerjisi çok büyük. Bu sene daha zorlu olacak çünkü TKBL ve bu ligde düşme var. Yani geçen sene öyle bir şey yoktu. O yüzden onların desteğine en çok ihtiyacımız olduğu zaman hepsini bekliyoruz. Bu sene daha zorlu geçecek çünkü bizim için. Onların enerjisine çok ihtiyacımız var. Evet. Bir kardeş kulübümüz daha var Elazığ'da. Yani basketbol takımı orada var mı arkadaşlarım? Evet var. Yani Mersin arkadaşlarım var. Daha önce oynadığım insanlar var. Evet. Ama görüşüyorsunuz. Yani daha görüşme fırsatımız olmadı. Onlar çünkü yeni açıyorlar sezonu. Evet, İki gün falan oldular. İki gün oldu onlar başlayalı. Ama ilerleyen zamanlarda muhakkak görüşürüz yani. Görüşeceksiniz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Benim sormadığım, senin eklemek istediğin bir şeyler varsa onu alalım. Elazığlı spor severlere bir çağrım var. Özellikle basketbol severlere neler söyleyeceğim? Şöyle yani bu sene çok güzel bir takım olacağımızı düşünüyorum. Çok güzel başarılar, maçlar kazanacağımıza inanıyorum. O yüzden onları da aramızda görmeyi istiyoruz. Bize her maç desteğini esirgemesinler. Onları her hafta evimizde olan bütün maçları tribünde görmek istiyoruz. Evet. Sevgili Serhat Başkanım, senin hemen yakalamışken eklemek istediğin bir şey var mı Zeynep'in konuşmalarına? Valla oyuncularımıza güveniyoruz. Onlar zaten, evet, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına eminiz. Antrenmanlarda da görüyoruz zaten. İnşallah hep birlikte daha iyi günlere yelken açacağız diye düşünüyoruz. Evet. Hep birlik gayemiz bu yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bize vakit ayırdığınız için sevgili Zeynep'e teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkan, devam ediyoruz. Yönetim kurulundan biraz bahsetmiştik. Evet. Görev dağılımını, evet, biraz açarsak neler söyleyeceğim. Elbette bu işi birkaç kişinin sırtıyla gidiyor. Bütün kulüplerin, aynen öyle, durumu bu. Sizde aynen de böyle öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Yani kişisel çabamızla, gayretimizle bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Şu an için zor görünüyor ama hali hazırda bu yola baş koyduğumuz için geri dönüşü de yok. Bunun, evet, da bilincindeyiz, bunun da farkındayız. Sağ olsun arkadaşlarımız da çok özverili çalışıyorlar. Aynı oyuncularımız gibi. Herkes görev bilinci içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Oyuncumuza bırakalım sözü. Evet, hoş geldin. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Gizem, soyadım Kaymaz. 99 doğumluyum. Bu sene geldim takıma. Güzel. Nerelisin? Ankara'dan geldim. Ankara'dan geldin. Evet. Evet, daha önce oynadığın takımlar var mı? Altyapıda Çankaya'daydım. Daha sonrasında Süper Lig ekibinden Yusuf Aydın'da oynadım. Evet. Yaklaşık 5-6 sene oradaydım. Size takımı nasıl buldun? Buradan başlayalım. Takım şu an çok iyiyiz. Takım içindeki enerjimiz de çok uyumlu. Herkes bizim birbirine olan enerjisi. Çok iyi de çalışıyoruz şu an. Evet. Her şey çok iyiye gidecek diye düşünüyorum. Vah, hoca erken başlatmış. Evet. Sporcu da antrenmanını sevmez ama siz faydası oldu mu? Çok olacak oldu. Yani ki şeyler, erken başlamayı pek sevmez ama bence Güray hocam yani iyi bir
şey yaptı. Çünkü takımın birbirine alışması, işte hedefimiz var sonuçta. Bu hedef içinde çalışmamız gerekiyor. Evet. Onun için de... Gizem'di değil evet, mi? Evet, özür diliyorum. Yani yeni geldiğin için karıştırabilirim bu nedenle. Gizem, tabii ki basketbol özellikle son yıllarda sporu bayanlar eline aldı. Evet. Yani değil mi? Evet, evet. Bunu olimpiyatlarda da görüyoruz. Doğru. Diğer şeylerde de görüyoruz. Sen mesela bu şeye basketbola sevdiğin aileden falan mı geliyor yoksa? Aslında ilk önce spor atletizmle başladım ben. Evet. Atletizmde bir beden eğitimi öğretmenim bana dedi ki gel seni basketbolcu yapalım. Yoksa bu ailelerde çocuğu gönderelim boyun uzun olsun falan. Yok hayır öyle, öyle şey değil. Yok. Aslında başta hiç gitmek istememişim. Evet. Ama daha sonradan aşık oldum. Şu an bırakamıyorum mesela. Bırakamıyorsun. Kaç yıl oldu dedin? 6. sınıftan beri şu an 12 senedir. Altyapıyla beraber 12 senedir. Bizden daha eski, yönetimden daha eski. Evet. Güzel bir ortamınız var şu anda gözlemlediğim evet. kadarıyla. Evet. Tabii önemli olan ligin devam edebilmesi. Kesinlikle. Oradaki sonuçlar önemli. Tecrübelerine, o 12 yıllık tecrübene dayanarak neler söyleyebilirsin, neler yapabilirsiniz? Şu an tabii daha yeniyiz, birbirimize alışıyoruz ama dediğim gibi takımın enerjisi çok çok iyi. Evet. Bu da tabii ki bütün maçlarımıza olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. İlk önce önümüzde şimdi Federasyon Kupası var. Evet. Ona çok iyi hazırlanıyoruz. Yani çalışıyoruz. Ne kadar yorulsak da yani çalışıyoruz, bırakmıyoruz. Onun için güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum ben takımca. Evet. Elazığ nasıl buldun? Güzel. Elazığ güzel, biraz sıcak. Sıcak. Ankara tabii, Ankara daha serin. Ya Ankara'yla biraz benziyor. Benzerlik ama var ama aynı. Biraz daha Ankara evet. serindir. Yani Elazığ'a göre. Biraz zorlanıyorum özellikle ama yavaş yavaş. Özellikle Kızılcahamam tarafı evet. falan. Oral, Bolu tarafı, yani o tarafa doğru olan taraflar biraz evet. daha evet, serindir. Doğru. Alıştın mı? Alıştım. Nerelere gittin? Keban Barajı'nı gördüm. Pazar Gölü'nü gördüm. Her yeri gördüm. Gelir gelmez. Evet. Güzel. Her tarafı gezdin. Evet. Beğendin. İnsanların size bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben şimdi mesela Ankara'da bu kadar değil ama burada böyle bir şey var. Basketbola böyle daha nasıl diyeyim? İlgi alakaları. Aynen. İlgi alakaları o kadar yüksek. Yani mesela gördükleri zaman siz basketbolcu musunuz? Nerede? Falan diye yani böyle sürekli soruyorlar. Hani bu da güzel bir şey bence yani. Buranın zaten seyircisi ayrı oluyor. Evet. Bunun için de bizi ayrıca bir bence motivasyon kaynağı yani. Onların böyle ilgisi, alakası. Evet. Bizim en azından tabii şu anda iki tane takımımız var. Kadınlar basketbol birinciliğinde. Bundan önce özel idare süperliğe çıktı orada. Ama işte barınamadı, düştü. Önemli olan tabii ki kalıcı olmak. Kesinlikle. Altyapılar da çok önemli. Sen de artık 12 yıl olmuş bayağı bu işin içerisinde. Böyle Elazığ'daki, zaten dediğim gibi program geldiğinde artık bazı şeylerde kızlar aldı artık. Önde evet. Erkekleri geçtiler bu konuda. Tavsiyelerin neler olacak Elazığ'daki böyle basketbolu seven kız çocuklarına? Yani her şeyin önce başında buraya gelsinler değil mi? Sizi bir gelsin izlesinler. Gelsin ya. Bence kesinlikle yani Elazığ'ın iki takım olması bence çok iyi bir şey yani. Hani hiç öyle dışarıdan görünce gibi Elazığ gibi öyle bir şey yok burada. Hani gayet iyi yani güzel. Antrenmanımızı yapıyoruz. Onun haricinde soru çekiyorum bilmiyorum. Yani senin gibi kız çocuklarına tavsiyeni sordum. Yani şimdi her işin bir zorluğu var. Gerçekten çok zor oluyor bazı şeyler. Buna alışmak, bu antrenmanları atlatmak. Yani biz günde çift idman yapıyoruz her gün mesela. Evet. Bunu tabii ki zorlanacak ama bence asla pes etmesinler. Çünkü sonucunda o başarıyı aldığınız zaman o kadar mutlu oluyorsunuz ki o yaptığınız bütün yorgunluğu, işte çektiğiniz acı hepsi gidiyor. Yani o yüzden değiyor yani. Evet. Eğitim alabiliyor musun? Evet, üniversitede okuyorum. Hangi üniversite? Ankara Üniversitesi'ndeyim. Beden eğitimi. Beden eğitimi. Öğretmen. Ankara Üniversitesi. Evet. O da çok önemli. Tabii biraz derslerde sıkıntıların olacak herhalde. Aynen. Biraz sıkıntı oluyor ama yine gidiyor yani bir şekilde. Ne dersi bıraksınlar ne basketbol, ikisini beraber yürütebilirler. Fırat Üniversitesi'nde çok güzel bir spor bilimleri fakültesi var. Gitme şansın oldu mu?
Gittik, evet. Gittiniz. Antrenmanı da orada yaptık hatta. Aa, orada, koşu, evet, salonda. Evet. Güzel, güzel bir salonumuz çok var. Güzel, evet. Orada da aslında eğitim konusunda hocalarımız yardımcı aynen olacaktır. Öyle. Yani çünkü dekanımız da bir basketbolcu, Yüksel Hoca. İnşallah iyi olur. Taraftara buradan mesajını alalım ya da benim unuttuğum soru varsa, aklımda kalan bir şey varsa neler soracaksınız? Taraftarımıza şunu söyleyeyim. Bu sene çok güzel bir sene olacak bizim için. Ben bunu hissediyorum şimdiden. Takım enerjisi olsun, çalışmalarımız olsun. O yüzden onları da bütün maçlarımıza bekliyorum. Tam destek. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür hoş geldin diyelim Elazığ'a. Evet. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen seni de tanıyalım. Ben Beyza Nur Uruç. 20 yaşındayım. İstanbul'dan transfer oldum buraya. Geçen sezonunda Giresun'da geçirdim. Giresun Belediye. Evet. Evet, bizim rakibimiz olan Giresun. Rakibimizdi. Evet. Evet. Evet, çekişmeli maçlar, çok çekişmeli evet maçlarımız oldu. Hoş geldin hoş diyelim. İsmini özür diliyorum. Beyza. 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 Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni bir şehir diyelim, yeni bir lig. Duygularını alabilir miyim? Yani sezon için çok heyecanlıyım. Evet. Geçen sene rakip olduğumuz bir takımdı. Bizi çok zorlamışlardı. Burada olmak. Garip ama çok mutluyum. Çünkü çok iyi bir staffımız ve çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Takıma da çok çabuk kaynaştık. Sağ olsun kızlar bize de yardımcı oldular buraya alışmamız için. O yüzden çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Evet. İnşallah güzel bir sezon olacak hepimiz için. Beyza, spora nasıl başladın memleket? Kayseriliyiz biz. Kayseri. Evet. Aa. Ama İstanbul'da doğdum büyüdüm. Evet. Aslında basketbol başladığım ilk tane birazcık şey benim, tesadüfen oldu. Evet. Ben atletizm yapmak istiyordum küçükken çok. Atletizmden devam ediyoruz, iki oldu. Galatasaray alt takım benim. Oradan okullarda tarama yapılarak seçiliyordu sporcular o zaman. Evet. Beni de sınıfa girip işte kadınları kaldırıyorlar, işte erkekleri kaldırıyorlardı. En uzun bendim, onu beni çıkarttılar. Diğer arkadaşlarımızla bir koşu yarışı yaptık. Sonrasında işte onlarla beraber eşdeğer olduğumu görünce basketbola başladım ama yani amacım aslında basketbolun atletizmdi. Basketbola dair hiçbir şey bilmiyordum. Nereden anda nereye? Orada buldum. Nereden nereye olmuş? Ve sonra Galatasaray altyapısında da 10 sene basketbol oynadım. Bayağı tecrübelisin. Yani evet. Bir de sayılır artık. Evet. Beyza, Elazığ'ı nasıl buldun onu bir sorayım önce. Yani güzel bir şey. Çok böyle bir dışarı çıkıp gezme imkanımız yok çünkü idmanlar çok yoğun geçiyor bizim ama biz sevdik. Evet. Havası biraz sıcak ama alıştık biraz. Güzel bir şehir yani, seviyoruz. Kızlar da alışmamız için dediğim gibi elinden geleni yapıyorlar. Boşluk buldukça çıkıp gezmeye çalışıyorlar ama biz çok sevdik. İnsanlarını çok sevdik. Çok yardımseverler bir kere. Komşularımız en azından. Aileler, evet, gördüklerimiz. Tabii spor destekle oluyor. Beyza, özellikle taraftar desteği çok önemli. Bir kültür yakaladı Elazığ. Ama bunu bizim devam ettirmemiz lazım. İki takımımız da oluştuğu için yani şu anda her hafta bir takımı gelip taraftarların desteklemesi lazım. Bize biraz basketbolu anlatırsan neler söyleyeceksin? Yani sevdirme açısından. Yani çok keyifli izlemesi. Çok keyifli. Ayrıca oynaması daha da keyifli bir spor. Çünkü çok adrenalin dolu ve taraftarlar sadece daha da büyüyor bu. Onlarla bizle birlikte yaşadıkları için çok heyecanlı bir spor aslında. İzlemesi, oynaması çok keyifli. Bu şekilde bahsettiğim için Elazığ'ın taraftarını da biliyorum geçen seneden. Çok büyük bir taraftar var ve cidden daha da keyifli oluyor taraftarın önünde oynamak. Çünkü taraftarlar gerçekten bizim için çok değerli oluyor. Bu şekilde. Giresun'da yok muydu bu kadar vardı, taraftar? Vardı ama şey, evet, yani biz deplasmana geldiğimizde daha büyük bir daha büyük karşılamayla oynadık. Ve gerçekten hani o tribüne karşı oynamak çok daha zor oluyor bizim için. Evet. Ama çok sevdik. Yani o taraftarın enerjisi sporculara da geçiyor. Çünkü bir yerde bizim de enerji bittiğinde onların desteği sayesinde ayağa kalkma gücü bulabiliyoruz yani. Evet. Beyza, tabii başarılı olmak için çalışmak lazım. Çalışmak bu işin şeyi, ana sebebi. Evet. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zamanda da, yani yakın zamanda da bir turnuva var. Biliyorsunuz kupa maçı var. Lig ile ilgili düşüncelerini alırsam neler söyleyeceğim? Yani şöyle, çoğu takımdan çok erken başladık idmanlara ve aşırı yoğun bir tempoyla başlıyoruz. Kendimizi geliştireceğimize çok inanıyoruz çünkü sürekli idman yapıyoruz ve basketbol gitgide büyüyen bir şey, her gün yeni bir şey öğrenebiliyoruz. O yüzden turnuvaya da iyi başlayacağımızı düşünüyorum. O kupayı almak için zaten oraya gidiyoruz.
ve bunun için emek veriyoruz. Heyecanlıyım orası için de. Çünkü farklı bir değil, farklı bir atmosfer olacak. Emeklerimizin karşılığını alacağız. İnşallah. Taraftara bir çağrın olacak mı? Neler söyleyeceğim? Bütün maçlara geleceklerinden eminim. Bizi yalnız bırakmayacaklarını da düşünüyorum. Evet. Biliyorum da. O yüzden onların desteği bizim için çok önemli. Her maça gelmelerini isteriz yani. Çünkü onlarla büyüyoruz, onlarla güçleniyoruz. O yüzden gelinlerse çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serhat, şöyle söyleyeyim. Daha Beyza'yı tutuyoruz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Benim unuttuğum, senin aklında olan bir şeyler varsa onları da alalım. Neler söyleyeceğim? Ya da Beyza'ya ilave etmek istediğim bir şeyler var mı? Taraftar konusu da çok önemli. Tabii ki muhakkak. Şimdi benim şahsi bir sloganım var. Amacım, işte kulüple beraber amacımız, o oyuncularımızla bir bütün olarak Elazığ basketbolun başkenti yapmak. Bunun sebebi ne? İki tane takımımız var. Evet. Ve yani Doğu Anadolu gibi bir coğrafyada, Doğu Anadolu'nun ortasında Elazığ'da iki tane basketbol kulübünün olması çok büyük bir mucize diyebiliriz. Evet. Şu hali hazırdaki konjonktüre baktığımız zaman. Yani futbol futbol egemenliğini düşündüğümüz zaman. İşte umarız bunu taçlandırarak bir yerlere getirebilmek amacımız. Bunun için de hocamızın da bahsettiği gibi ilk önce olmazsa olmazımız altyapıyı güçlendirmek. Evet. Altyapıyı nasıl güçlendirebiliriz? Halkımızın bize desteğiyle güçlendirebiliriz. İlk önce ne yapmaları lazım? Bizi desteklemeleri lazım. Maçlarımıza gelmeleri lazım. Ailece, çoluk, çocuk, anne, baba yanlarında çocukları, çocukların basketbolu sevmeleri lazım. Anne babaların teşviki lazım. Yani şimdi bizim birçok oyuncumuz annelerinin babalarının teşvikiyle spora başlamışlar. Kendileri de tabii ki sevmişler. Ama işte bu bizim basketbolun başkenti yapabilme düşüncemizi gerçekleştirebilmemiz için önce elimizde done olması lazım. Done de ne? Bizim çocuklarımız. Onun için buradan bütün taraftarlarımıza, sevenlerimize, artık ben taraftar olan veya olmayan diye ayırmıyorum. Çünkü bu takım Elazığ'ın takımı. Spor sever. Elazığ'ı seven, halkını seven, insanlarını seven herkes bizim taraftarımız olarak görüyoruz. Umarız ki bizi yalnız bırakmayacaklar. Bu zor ve meşakkatli yolda biraz önce konuştuğumuz gibi bize destek olmalarını umuyoruz. Maddi açıdan da tabii ki. Tabii muhakkak yani. Yani en azından destek muhakkak bekliyoruz da. Yani maçlarımıza gelerek de en azından bilet alarak da bize bir destek sağlamış olacaklar. Bu anlamda da devamına getirmeyi düşünüyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün bizi konuk ettiniz. Rica ederiz. Ben başarılar diliyorum sağ olun, size, yönetiminize. Sağ olun. Hakikaten zor bir iş. İnşallah zoru başaracaksınız. İnşallah. Bizler de size alkışlayacağız. İnşallah, inşallah. Evet, sevgili Beyza'ydı değil mi? Evet. Beyza, ilave etmek istediğin bir şey var mı? Alayım, programımızı bitireceğiz. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için ben de. İnşallah güzel bir sezon olacak. Hayırlısı da bu sezonunu sakatlıksız atlatmayı düşünüyoruz. İnşallah güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili biz teşekkür Serhat ederiz. Serhat Başkanım, biz sana teşekkür da ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar yönetim kurulunuza başarılar çok diliyorum. Çok merci, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim.